poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau balbuzzo. Es Caballero. The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Soyte de prensler. Hiçbir şey kanyonu. Sana gününü göstereceğim, Red Kit. Red Kit, gününü göstereceğim. Oo, gününü göstereceğim. Çılgın Bob'u yakalamışsın. Neyse ki hücresini yeni boyatmıştım. Üzgünüm Bernie, Rodeo'yu kaçırmana sebep oldum. Hayır, sadece başkanın açılış konuşmasını kaçırıyorum. Şanslıyım. Gir bakalım. Dikkatli olsan iyi edersin, Red Kit. Çünkü gününü göstereceğim. Ne dersin, gidip şu rodeo'yu izleyelim mi Düldül? Şart mı? Edepsiz atları seyretmekten çok keyif almıyorum. Beni neden siyasi mitinge getirdi acaba? Bugünkü rodeo'nun galibi bu muhteşem altın kaplama kupayı kazanacak. Ödülünü ise hiçbir şey kanyonu güzeli takdim edecek burada. Şanslı şampiyon aynı zamanda yerel cenazecimiz Barnaby Tavuk Çivisi'nden 4 dolarlık hediye çeki kazanacak. Barnaby'ye kocaman bir alkış millet. Baksana delikanlı, rodeo'ya katılıyor musun? Hayır Dülül kıskanır. Başka atlara binmemden hoşlanmıyor. Bir at böyle kapatılmak için ne suç işlemiştir ki? Ne oluyor? Bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Bırakın beni. Beyler bir saniye lütfen. Ben boşuna iş yapmam. Bu rodeo işinde iyi para var mı? Hı? Söyleyin bana. Tahmin etmiştim. Size bir teklifim var. Şuna bak, bir sürü para. Bu kesinlikle aldığım en iyi ödeme. Teşekkür ederim ve güle güle. Beyler, hemen konuya geleceğim. Rodeo iyi para kazandırıyor mu? Ve şimdi de sıra ilk yarışmacıda. Joshua Pemberton için alkışları duyalım. Bravo Joshua! Joshua! Bravo! Bravo! Joshua! Joshua! Ah üzgünüm millet ama Joshua bacağına kramp girdiği için çekilmiş. O yüzden hemen diğer yarışmacıya geçiyorum. Aloysius Gridlock. Anlaşılan Aloysius çekilmek zorunda kalmış. Çünkü onun da bacağına kramp girmiş. O yüzden üçüncü yarışmacımıza geçelim. Koca Joe Miller. Yine kötü bir haberim var millet. Koca Joe Miller'ın da bacağına kramp girmiş. O zaman Nathaniel Oliver'e geçelim. Pete, hayır. Kürsü bu kadar ağırlığı tartmaz. Çok tuhaf delikanlı. Krampların bulaşıcı olduğunu bilmezdim. Ben de öyle ihtiyar. Yaşa ve öğren. Ne? En iyi olan kazansın Todor. Aynı şeyi diliyorum Bogdan. Geri döndük ve sadece iki yarışmacımız kaldı. Önce Todor Vashov, Olo her neyse. Poldovya'dan. Poldovya'da neresi? Sanırım Kanada diyor Sayın Başkan. Evet millet, rodeomuz ta Kanada'dan gelen yarışmacımızla başlıyor.
At hapisten kaçtı. Hey! Kanun namunasını hemen hücrene dönmeni emrediyorum. Süre 3,5 saniye. Teslim olsan iyi edersin. Etrafın sarıldı. Kötülüğün güçleri kanunları uygulamama engel olmaya çalışıyor. Ama sana söz veriyorum, geri geleceğim. İkinci yarışmacımız Bogdan Vashov, Volov falan filan işte. O da Kanada'dan. Hadi bakalım, seni bekliyoruz. Bu Kanadalılar birbirine çok benziyorlar. Bunu nasıl yaparsın? Siyasi mitingdeyiz diye değil mi? Politika iyi insanları kötüye çeviriyor. Bu Kanadalılar birbirine çok benziyorlar ve isimleri de aynı nedense. Anlaşılan bu Kanadalı da diğer Kanadalı kadar kötü performans gösterecek. Bence ben kazandım Bogdan. Hayır, ben kazandım Todor. Todor ve Bogdan. Vashovolo falan filan. Hiçbir şey kanyonun Rodeo Şampiyonası'nda berabere kaldılar. Paramı geri istiyorum. Ben de parasını geri Sayın istiyorum. Sayın başkan, isyan çıkmadan bir şeyler yapmalısınız. Ne yapacağımı buldum. Vatandaşlar, bu etkinliği kutlamak için belediye hepinize bir şeyler ısmarlayacak. Ne tür bir içecek hayatım? Hafif bir içecek canım. Gerçek bir içki istiyoruz. Hey, şapkama dikkat et. Affedersin, şapkanı ya da altındaki koca çirkin suratını fark etmemiştim. Neden siyasi mitingler hep böyle bitiyor? Bu kasaba esaslı bir rodeo düzenlemeyi çok iyi biliyor ha. Sosis ister misin cowboy? Hayır, teşekkürler, havamda değilim ama belki köpeğim ister. İnanamıyorum. Bana rüşvet vermeye çalışıyor. Ama beni asla ayartamaz. Kupa bana ait. Hayır, o benim. Bu adamlar da kim? Gerçekten dolgun bir sosisle aklımı çelebileceğimi mi sanıyor? Tamam, demek ki yozlaşabiliyorum. Ama iyi de besleniyorum. Todor, eğer yarışımız berabere biterse ne olur? Düellodan başka şansımız kalmadı Bogdan. Bu eyaletteki kanun kaçaklarının listesini görmek istiyorum. Kanun kaçakları mı? Üzgünüm beyler, bizde onlardan hiç yok. Vashibate eyaletinde hiç kaçak yok mu? Buna inanmakta gerçekten zorlanıyorum ben. Bu doğru. Redkit eyaletteki bütün haydutları tutukladı. Bizim kongre üyesi hariç. Redkit. O adama gönlünü göstereceğim. Son kanun kaçağı işte bu çılgın Bob'tu. Redkit onu bu sabah yakaladı. Biliyor musunuz? Todor, sence Amerika'da kanun görevlileri iyi ücret alıyor mudur? Ne dersin? Poldovya'dan daha iyi değildir sanırım. Redkit, ona bunu ödeteceğim. Oh, kapa çeneni. En iyi olan kazansın Todor. Evet Bogdan, iyi olan kazansın. Kupa bende kalacak Todor. Hayır, bende kalacak Bogdan. Biraz daha aşağıya. Evet, tam orası harika. Vicdanım midemde ağırlık yapıyor olmalı. Redkit, bir itirafta bulunacağım. Çok kötü bir şey yaptım. Arkadaşlığını hak etmiyorum. Ne oldu Bernie? Yine çok mu fasulye yedin? Vay canına, o adam 4 ayak üstünde yalvarıyor. Umarım iyi bir bisküvi alır. Oho, ben aşağılık, pislik bir köpeğim. Ona bisküvi yok. Çılgın Bob'u hapisten bırakmak için rüşvet aldım. Şimdi dışarıda ve ikimiz de seninle ödeşme peşinde olduğunu biliyoruz. Kim rüşvet verdi? Aynı bana kıyafetleri giyen o iki yabancı. Bu işi toptan halledeceğim.
Peki o kahramanlık yaparken benim tımarımı kim bitirecek? Redkit, sana gününü göstereceğim. Bunu ödeteceğim. Kaldır ellerini havaya. Hey, ne yapıyorsun? Önce ben gördüm, o benim. Hayır, benim. Her şeyi sen alıyorsun. Ben mi? Annemi sana hepsini daha çok sevdiğini inkar edeceksin herhalde. Gördüğüm kadarıyla bu şahsi bir şey. Ben gitsem iyi olur. Sanırım bir açıklama yapma vakti geldi. Redkit, sana gününü göstereceğim. Şunu keser misin? Canımı çok fazla sıkıyorsun. Redkit, sana gününü göstereceğim. Vazgeç artık Bob. Şimdi neler olduğunu bilmek istiyorum. Müsaadenizle kendimi tanıtayım. Ben Bogdan Vashovo Holovic, Poldovya Veliaht Prensiyim. Bu da kardeşim Todor. Ben de Veliaht Prensi. Amcamız Kral Slopko yaşlı bir adam. Er ya da geç tahtalı köye gidecek. O zaman ikimizden biri onun yerine geçecek. Hangimiz olduğunu seçmek için bizi Vashibatı'da üç aşamalı bir yarışa yolladı kendisi. Yani Slopko amcamız biraz tuhaftır ve kovboy hikayelerine bayılır. Peki sanırım birinci aşama rodeoydu. Diğer ikisi nedir acaba? Tehlikeli bir kaçağı yakalamak. Ve bir kızılderilinin kafa derisini götürmek. Kızılderili komşularımızla barış içindeyiz. Kimsenin kafa derisini yüzemezsiniz ama isterseniz iki kaçak bulmanıza yardım edebilirim. Öyle mi? Evet, Amerika'da şerife rüşvet vermek suçtur. Yani ikiniz de kaçaksınız. Eller yukarı! Redkit, demek buradasın. O benzer prensler bu sabah kasabadan ayrılıp Şef Dürüst Kartal ve Şaka Yok kabilesinin yaşadığı yere gittiler. Hızlı silah çekiyor ama daha da hızlı giyiniyor. Hayır, Rintintin, sen burada kal. Burada kalmayı tercih ederdim ama madem onunla gitmemi çok istiyor... Hayır, bu değildi. Daha çok utanç verici. Neden hep yağmur dansımı unutuyorum? Peki ya bu? Frank amca. Todor, sürekli beni taklit etmeyi kes. Özür dilerim. Sen beni taklit ediyorsun ve bu kızılderili benim. Bu ne cüret? Onu ilk ben vurdum. Hayır ben, seni kopyacı. Sen kime seni kopyacı diyorsun? Seni kopyacı. Sanırım buldum. Düdül, keşke kıpırdamadan dursaydın. Buldum. Spastik serçe çadıra girmeden önce kapıyı çalmalı. Öyle girdiğim için özür dilerim Şef Dürüst Kartal ama buldum. Ne bulduysan umarım işe yarar bir şeydir. Hayır aptal, yani yağmur dansım, hatırlıyorum. Hayya papa, hayya papa, hoppa ya papa, oya papa, ompa papa, hoppa papa. Spastik serçe, sana bir tavsiye. Gelecek sefer yağmur dansını hatırladığın zaman dışarıda göster. Kayboldum galiba. Kamptan hiç uzaklaşmayacaktım. Bir uzlaşmaya varabileceğimize eminim.
Gelirin artsın istemez misin? Basit bir hayır yeterliydi aslında. Kafa derisi istiyorum ve yüzeceğim. Lafı tam ağzımdan aldın Todor. Kusursuz yön duygum sayesinde kampı buldum. Pekala, hadi gidelim. Oh. Dürüst kartal dostunu Kalben ve retro saç stiliyle selamlıyor. Evet, aynen şef. Yağmur adamınızın hafızası düzelmiş bakıyorum. Şaka yok, kabilesi Redkit'in arkadaşlarına teşekkür etmek istiyor. Bu ikisinin kafasına vurması sayesinde spastik serçenin hafızası yerine geldi. Dürüst kartal karşılığında ne isterlerse verir. Ne istersek mi dedin? Bize bir kızılderili kafa derisi mi? Kızılderili kafası derisi mi? Emin misiniz? Tamam. Dürüst kartal sözünü tutacak. Bunu nasıl yaparsın? Ama sana söz veriyorum, geri geleceğim. İçeri gel saçsız sinek kuşu. İki soluk benizli, bir kafa derisi var. Hanginize vereyim? Bana. Hayır, bana. Bence bunu çözmenin tek bir yolu var. Şu kayaya kadar gidip etrafından dönüp geri geleceksiniz, tamam mı? Totem direğine ilk ulaşan kafa derisini alacak. Yarışa hazır mısınız? En iyi olan kazansın Todor. Evet Bogdan, en iyi olan kazansın. Şuna bakın, geziye çıkıyorlar. Sanırım ben de gideceğim. Dürüst kartal biraz endişeleniyor. Spastik serçe yağmuru nasıl durduracağını biliyor mu? Bir bakalım. Dilimin ucunda ama hey, merak etme şef, hatırlayacağıma eminim. Hoppa hoppa hop hop hop. Hayır, bu değildi. Bir dakika bekle, olur mu? 1, 2, 3, 4. Burun ileri. 1, 2. Kuyruk düz. Bir, iki, üç, dört. Kafa derisi komik burunlu köpeğe gidiyor. Neden şapka takıyorum? Üşümedim ki. Sanki yeterince aptal görünmüyormuş gibi. Bu işi çözmenin tek bir yolu var Bogdan. Evet Todor, en başından beri niye öyle yapmadık ki? Hiçbir şey kanyon. Öğle vakti düello Todor. Ana caddede, orada görüşürüz. Onları 5 saniye bile yalnız bırakamıyorum. Geri gelmişler ve suratları çok asık. Ne planlıyorlar Redkit? Düello. Dalga mı geçiyorsun? Onların silah kullanışıyla biri vurulabilir. Merak etme Bernie, onlardan kurtulmanın yolunu buldum sanırım. Ey ufaklık, bir çeyreklik kazanmaya ne dersin? Evet Bay Redkit. Gel benimle. Tamamdır. Birinin onlara raketlerini ve fileyi unuttuklarını söylemesi gerek. Buna karışmamam gerektiğine emin misin? Evet. Çok pardon bayım. Bir saniye kıpırdamadan durun lütfen. Harika. Grup indirimi yaptığımı bilmek hoşunuza gidecektir. Artık gitmem gerek.
Aha, tam düşündüğüm gibi. Kuralına uygun dövüşmelisiniz beyler. Todor, seni pis sahtekar. Ateş etmesi için tetikçi tutmuşsun. Sadece ikisi benim Bogdan. Bay Redgit, yabancılara bir telgraf geldi efendim. Beyler, ateş etmeden önce bunu dinleseniz iyi olur. Kral Slopkov fikrini değiştirdi, stop. Poldavya tacı Kuzey Kutbu'na yürüyerek ulaşan ilk veliaht prensin olacak. Bu bir emirdir, stop. O Kuzey Kutbu mu dedi? Yürüyerek mi? En iyi olan kazansın Bogdan. Evet Todor, en iyi olan kazansın. İyi kurtulduk. Söylesene Redgit, o telgraf gelmeseydi düello etmelerine izin verecek miydin? Telgrafı ben gönderdim Bernie. Sen mi? Redgit, nereye gittin? Hızlı silah çekiyor. Ama daha hızlı kayboluyor. I'm a bold lonesome cowboy.